Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda seyir psikolojisi üzerine biraz konuşalım istiyorum. Tabii psikoloji deyince bu insan psikolojisinden bahsediyorum. Teknede seyir esnasında bulunan kişilerin psikolojisinden ki öncelikli değerlendireceğimiz konu kaptanın psikolojisinden bahsediyorum. Çünkü her zaman ekiple seyir yapmıyor da olabiliriz. Tek başımıza da seyir yapıyor olabiliriz. Bir önceki videoda bahsetmiştim, seyrin oldukça büyük bir kısmını, kafa yormamız gereken oldukça büyük bir kısmını bu seyir psikolojisi kapsar. Yani okyanus aşırı bir seyir yapan insanı en çok zorlayacak konulardan biri bu seyir psikolojisini yönetememek, kendini bu konuda güçlü tutamamak. Dolayısıyla uzun seyirler mevzu bahisse mutlaka bu seyir psikolojisi üzerine bir kafa yormuş ve bunu mümkün oldukça yönetebilir durumda olmamız lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Sadece bir tekneyle özel değil ama genelde insanların çevrelerinde oluşturdukları belli zonlar var, bölgeler var. Şurada kabataslak 3 zona ayırdım. Birincisi, şunun merkezinde biz varız. Birinci zon, çevremizde oluşturduğumuz konfor zonumuz. Yani güvenlik alanımız da diyebiliriz. Konforlu olduğumuz, kendimizi konforda, güvende hissettiğimiz alan olarak da adlandırabileceğimiz konfor zonu. Bu zonda algılarımız genelde dış dünyaya karşı kapalıdır. Diğer zonlara nazaran kapalıdır. Mesela kahvemizi almışız. Evimizin güvenli ortamında eğlenceli bir film açmışız. Onu seyrediyoruz. Bu bizim konfor alanımız. Bunun dışına çıktığımızda stres alanı diyoruz buna. İş biraz daha dış etkilere, dış dünyadan gelecek olan etkilere açık hale geliyor. İş biraz bizim kontrolümüzün dışına çıkıp başka olguların da işin içine dahil olduğu bir alana bürünüyor, bir şekle bürünüyor. Biz bu zona, ikinci zona stres zonu diyoruz. Bu stres zonunda algılarımız daha üst seviyede, kontrol edemeyeceğimiz tehditler, tehdit olarak algıladığımız konular, işte tehlikelere karşı daha bir savunmaya geçiyoruz. Daha onları algılayıp, değerlendirip onlarla ilgili önlemler almaya gayret ediyoruz. Şimdi buradaki renklendirmeden de anlayacağınız gibi denizde seyir esnasında konfor zonda kalmayı çok istemiyoruz. Nasıl yani? Konforlu seyir yapmak iyi bir şey değil mi? Konforlu bir seyirden kastımız, eğer kendi konfor alanımıza çekilerek, kapanarak, algılarımızı kapatarak bir seyir yapmaksa hayır, istemiyoruz. Stres zonda kalmak uzun seyirler için en ideali. Ama bunun da belli şartları var. Onları da konuşacağız az sonra. Bir de bu stres zonun dışında bir panik zonu var. O panik zonda, hani stres zonunu bahsederken bazı tehditler, tehlikeler bizim risk algımızı yükseltiyor ve stres zona girmemizi sağlıyor. Panik zona girmemizi sağlayan da bu algıların tamamen kontrolden çıkması, tamamen bizim olayın akışına kapılıp gitmemiz, hiçbir müdahalede bulunamamız anlamına geliyor. Bu bizi panik zona sokuyor. Şimdi ideal olan, şöyle anlatayım, ideal olan demeyeyim. Tecrübesiz bir kaptanın konfor zonu çok geniştir. Stres zonu çok dardır. Ondan sonra herkes gibi panik zon başlar. Ama tecrübeli, psikolojisini yönetmek üzerine kafa yormuş, bu konuyu bilen bir kaptanın konfor zonu çok dardır. Çok kolay stres zona kendini sokabilir. Ama stres zonu çok geniştir. Kolay kolay panik zona girmez.
Şimdi bu zonlar arası geçişleri, hani dedik ya, bir tehdit algısı, bir tehlike algısı oluştuğunda biz zonlar arası geçiş yapıyoruz. Yani bu bölgeler arası geçiş yapıyoruz. Şimdi bir tehlike belirdiğinde o tehlike bizde risk algısını tetikler. Risk algısı kaygıları oluşturur, kaygıları doğurur. Kaygılar da, risk algısı da bizim dediğim gibi zonlar arası geçişimizi sağlar. Hani dedim ya, stres zonda bulunmak seyirde en idealidir. Ama kaygılarınızla beraber bu stres zonun içinde uzun süre kalırsanız bu çok yıpratıcı ve yorucudur. Uzun seyir yapan bazı kaptanları görürsünüz. Mesela 10 günlük bir seyirden dönmüştür adam. Tamamen bitkin, savaştan çıkmış gibi görürsünüz adamı. Artık konuşması bile ufaktan değişmeye başlamıştır. Göz altları çökmüştür. Tamamen bitkin bir haldedir. Bu kişinin stres zonda kaygılarıyla beraber uzun süre geçirmesinden kaynaklanır. Stres zonda kalacağız ama kaygılarımızı nasıl yok edeceğiz? Az önce dediğim gibi tehdit risk algımızı tetikliyor. Risk algımızın kaygıya dönüşmesini engelleyecek olan da bilgimiz, o bilgiler doğrultusundaki öngörülerimiz ve o öngörüler doğrultusundaki ön hazırlığımız. Kaygıyı şekil değiştirip odaklanmaya çeviriyor. Yani bilginiz, öngörüleriniz ve ön hazırlığınız yoksa tehdit algısı kaygı olarak tezahür ediyor. Eğer bilginiz, öngörüleriniz ve ön hazırlığınız var ise risk algısı odaklanmaya dönüşüyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz uzun seyirlerde stres zonda kalmamız, stres zonda bulunmamız ama kaygılı bir şekilde değil, odaklanmış bir şekilde stres zonda bulunmamız. Bu bilgi, öngörü ve ön hazırlık bizim tehdit algısı ne kadar büyürse büyüsün panik zona geçmemizi de engeller. Bu da bir kaptan için çok büyük bir artı özelliktir. Kolay kolay panik zona girmemesi. Şunu biraz daha detaylandıralım. Bu konfor zondan nasıl çıkıyoruz? Mesela ben demeyeyim. Bir kaptan seyir öncesi ekibiyle güvertede sohbet edip kahvesini içerken gökyüzünde ufukta gördüğü bir bulut kümelenmesinin nedeniyle kendini stres zona sokar. Ama başka bir kaptan oradaki bulut kümelenmesini ya görmez, görse de bunu algılayamaz, bunu bir tehdit olarak algılayamaz ve öngörüleri doğrultusunda bunun sonuçları ne olabilir diye kaygılanmaz, kendisini hala konfor zonunun içinde tutar. Ama seyre çıkıp da o baştan algıların açık olmadığı için, o tehditleri algılayamadığı için bir fırtınanın içinde kendini bulduğu anda da stres zonuna girer. Stres zonundan da çok çabuk bir şekilde panik zona girer. Ama ilk örnekteki kaptanımız daha seyre çıkmadan önce oradaki buluttan, bir ufuktaki bulut kümelenmesinden örnek olarak veriyorum. Hemen kendisini stres zona sokar, algılarını açar, tecrübesi bilgisi doğrultusunda bazı öngörülerde bulunur. Hava raporlarını tekrar bir gözden geçirerek, güncel değilse son hava raporlarını tekrar bir teyit ederek ön hazırlığını buna göre yapar. Tamam, bu kaptan stres zonun içinde kaygıya çevirmedi tehdit algısını, ön hazırlığını, öngörüleri doğrultusunda ön hazırlığını yaptı ve bunu işine odaklanmaya çevirdi. Aynı şekilde bu stres zon sadece bir kaptan için, denizci için düşünmeyelim. Genelde insanın en verimli olduğu zondur. Yani bir işi yaparken o işe odaklanmasını sağlar. Bir şeyi öğrenirken onu kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlar.
Yani konfor zonun içinde kalarak bir şeyi öğrenmek çok zordur. Mutlaka öğrenecek kişiyi stres zonun içine çekmeniz lazım. Bir eğitmenseniz o stres zonun içinde ama kaygılardan arınmış bir şekilde. Kaygılardan arındırıp o kaygıları odaklanmaya çevirmiş bir şekilde stres zonun içinde öğrenciyi tutarak daha verimli bir şekilde öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kaptanın kendisinin psikolojik durumunu kontrol etmesine yönelik konuştuk şimdiye kadar. Bir de işin içine ekip dahil olunca iş iyice karışıyor. Tamam, ben teknemdeyim. Belli bir ekibimle beraber, arkadaşlarımla, eşimle, dostumla beraber bir seyre çıkıyoruz. Ben kendi psikolojimi kontrol altında tutmaya gayret gösterdiğim şekilde diğerlerinin de aynı şekilde stres zonunun içinde kalmasını istiyorum. Yani ekipten birisi geçmiş bir köşede kendi iç dünyasına dönmüş, kulaklığını takmış, müzik dinliyor telefonundan. Başka birisi orada selfie çekiniyor Instagram'da, işte Facebook'ta paylaşacağım diye ona odaklanmış. İki ekip elemanı oturmuş, 3 gün sonra işe başladığında iş yerindeki olaylarla ilgili dedikodu yapıyor. Tamamen kendi iç dünyalarına kapanmış, kendi konfor zonlarına çekilmiş, yaptığı işe, yani o seyre odaklanmayı bırakmış, tamamen konfor zonda olaydan kopmuş bir şekilde olmalarını istemiyorum. Ne yapabilirim bunun için? Mesela benim çok sıklıkla uyguladığım bir taktik var. Ekip arkadaşlarından diğerlerini de duyabileceği şekilde birine dönüp, ya şu ileride bir tane sığlık vardı. Geçen sene orada bir tekne kaza yaptı. O sığlığa çıktı. İşte bir kişi öldü, iki kişi öldü gibilerinden. Şu sığlığa ne kadar uzağız, çok yaklaşmayalım aman diye söylediğimde bir anda o ekibin havası değişir. Bir tanesi gelir işte derinliği takip etmeye başlar göstergelerden. Diğeri hemen koşturur harita başına. Ya bu sığlık şu sığlık mı, bak çok yakından mı geçiyoruz acaba? Hemen stres zona girip olaya dahil olup odaklanıp, çünkü kaygılanmalarına gerek yok. Kaptan bunun farkında. Orada bir sığlık olduğunun, orada bir tehlike olduğunun farkında. Dolayısıyla kaygılanmaya gerek yok. Ama ön hazırlık, öngörüler olarak bunu takip etmeleri gerektiğine, yani odaklanmaları gerektiğine ister istemez kanaat getirip olaya dahil oluyorlar. Yani ekibi stres zonun içinde tutacak. Ama kaygılı bir şekilde değil. Baştan da dediğim gibi kaygılar stres zonunun içinde uzun süre kaldığınızda sizin yıpranmanıza, yorulmanıza, aynı şekilde ekibinizin de aşırı psikolojik olarak yıpranmasına, yorulmasına neden olacaktır. Kaygıları odaklanmaya çevirmiş halde stres zonunun içinde kendinizi ve ekibinizi tutmanız lazım. Panik zon üzerinde çok durmaya gerek yok zaten. Stres zonun içindeyken tehdit algısı çok büyürse, kontrol edemeyeceğiniz bir duruma girerse veya çok hızlı, ani sizin reaksiyon veremeyeceğiniz kadar, kendinizi hazırlayamayacağınız kadar hızlı gelişen tehdit algıları, tehlikeler sizi panik zona, ekibinizi de panik zona geçmesini sağlayabilir. Bu konuya da dikkat etmeniz lazım. Yani hızlı hareket kimsenin etmemesi lazım. Hızlı hareket etme içgüdüsü panik içindeki bir kişinin yanlış kararlar almasını, hata yapmasını ve daha telafisi zor durumlara girmesine neden olur. Dolayısıyla panik zona girdiğinizi veya ekibinizden birilerinin girdiğini hissettiğiniz anda olayı yavaşlatın. Gerekiyorsa teknenin yönünü değiştirin. Emniyetli suya dönün. Bir her şeyi stabil hale getirin. Bir durun. İnsanları panik zona girmekten alıkoyun.
Onları tekrar stresonun içine odaklanmış bir şekilde tutun. Geri çekin. Yani panik zon konusunda biraz daha dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi zaten uzun süre denizde geçirmeye başladığınızda bilginiz, beceriniz, tecrübeniz arttıkça bu stres zonunuz o kadar genişleyecek ki en ufacık bir şey, gördüğünüz, hissettiğiniz, duyduğunuz bir şey hemen sizi konfor zonunuzdan stres zonunun içine sokacak. Ama stres zonunuz o kadar geniş olacak ki kolay kolay da oradan çıkıp panik zona giremeyeceksiniz zaten, girmeyeceksiniz. Bu istediğimiz ideal olan psikolojik durum. Tamamen bu insan psikolojisini etkileyen önemli birkaç faktör de var. Onları da bir kaptan olarak göz önünde bulundurmanız lazım. Mesela iyi beslenmesi lazım ekibin seyir süresince. Kendinizi de ekibe dahil görerek. Yani teknede bulunanların doğru, düzenli, düzgün bir şekilde beslenmesine, doğru, düzgün bir şekilde su tüketimine özen göstermeniz lazım. Uzun seyirlerde kesinlikle bir vardiya sistemi oluşturup da ekibin belli periyotlarla yeteri kadar uyumasına, dinlenmesine mutlaka olanak sağlamanız lazım. Eğer bunu o seyir kısıtlayıcıysa, gerekiyorsa seyrinizi tek bir etap halinde değil, 2-3 etaplık olacak şekilde planlamanız daha doğru olabilir. Yani bu psikolojik zonlarında farkında olmanız bir kaptan olarak çok önemli. Dediğim gibi uzun seyirlerde bir denizciyi, bir kaptanı en çok zorlayacak konulardan biri bu seyir psikolojisine kendisini hazırlayamaması, ekibini hazırlayamamasıdır. Bu şekilde videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu burada bitirelim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.